Selamlar, bu dersimizin konusu gitarda oktavlar. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, eğlenceli bir ders yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle, önce oktav kelimesini bir anlatalım. Oktav, do notasından başlayıp bir üst do'ya gelene kadar ki aralık arkadaşlar. Buna oktav diyoruz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do'dan do'ya kadar gelmeye bir oktav demiş oluyoruz. Gitarda kaç oktav var? Baktığınız zaman şu her bir renk bir başka oktavı gösteriyor şu anda. En üstteki bordo renkler ikinci oktav, turuncular üçüncü oktav, sarılar dördüncü oktav, yeşiller beşinci oktav, kırmızılar da altıncı oktavı gösteriyor. Şimdi bu neye göre numaralandırılıyor? Piyanoya göre arkadaşlar. Piyanonun ikinci oktavından başlıyor gitar. Piyanoda birinci oktav bas notalara tekabül eder. Bas gitarda vardır, normal gitarda yoktur. Erkek sesinde de bas karaktere sahipseniz o notaları verebiliyorsunuz. Birinci oktavı ve ikinci oktavı. İkinci oktavda ise do ve re yok yine. Mi'den başlıyor. Gitarın en üsteli mi'ye akortlu olduğu için. Şöyle. Mi, fa, sol, la, si. Yani pes erkek sesleri bunlar. Bas seslere yine denk geliyor arkadaşlar. İkinci oktav. Bas karakterseniz bunları verirsiniz. Ben yüksek bariton karakterdeyim. Bunlar bende biraz daha soluk geliyor gördüğünüz gibi. İşte bir daha deneyelim. Mi, fa, sol, la, si. Böyle nefesli geliyor gördüğünüz gibi. Daha buralarda göğüsten tınlayan sesler zaten. Aynı şekilde bakın sol'den sonra la ve si notaları burada üst telde de var. Mi, fa, sol, la, si. Böyle de çalabilirsiniz. İsterseniz aşağıda inebilirsiniz. Fazla alternatif yok, bu kadar var arkadaşlar. Ondan sonra 3. oktav geliyor, başlıyor. Do notası başlıyor yine. 3. oktavda klasik bizim konuşma tonlarında şarkı söyleme notalarımız erkekler için. Kadınlarda ise pes notalardır. Erkekte bariton karakter, orta ses. Kadınlarda pes ses ya da kalın ses, alto karakter notalar olmuş oluyor. Görüyorsunuz. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yavaştan böyle bir tizleşmeye başlıyor ama diyaframa ihtiyaç olmadan çıkan notalar arkadaşlar. Yani baskı istemeden çıkabiliyor erkeklerde. Kadınlarda da herkes çıkaramaz. Sesi kalın olanlar ya da böyle pes notalara inebilen vokaller çıkarabilir bu sesleri. Bunun farkındalığını şu anda size oluşturmaya çalışıyorum. Bakın burada turuncu notalar buralarda da var. Buradan da çalabilirsiniz. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si. İşte aşağı inebiliriz. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Burada var. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Kafanıza göre neresi kolay geliyorsa, hangi şarkıda hangi pozisyon daha rahat oluyorsa ona göre çalabiliyorsunuz. Gitarın bir size avantajı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 3. oktavda bakmamız gereken şeyler bunlardı. Buradan sonra artık asıl şeyler geliyor. Bakın böyle. 4. oktav. Yani erkekte tenor, tiz notalar, dik notaların olduğu yerler. Kadında ise mezzo soprano, yani orta kalınlıktaki erkeğin baritonuna denk gelen notalar olmuş oluyor. Tınlaması şöyle. Bakın daha açık renkli. 3. oktava göre biraz daha. Bakın 3'ü bir daha hatırlayalım. Görüyor musunuz? Arada böyle bir ton farkı var. Bir oktav yukarıdan söylenmiş oluyor. Şayet işte bir bariton ses ile bir mezzo soprano ses beraber düet yapmak isterse biri 3. oktavdan biri 4. oktavdan söyleyebiliyor mesela. Örnek size. İşte 4. oktavı şayet erkek sesiyle çıkartmak istiyorsanız ciddi manada diyaframa yüklenerek, bağırarak çıkartabilirsiniz. Ya da kafa sesi vererek, falset ses denilen kafa boşluklarından çıkan seslerle kadın sesini taklit ederek de verebilirsiniz. Tenor vokaller bu sesleri işte rahat çıkarabilirler. Bariton vokaller ya çok güçlü diyaframa sahip olmalılar ya da işte dediğim gibi belli bir yerden sonra böyle kafa sesine kırılarak devam edebilirler. Örnek gösterelim. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yani gibi. Ondan sonra buradan işte 4. oktav bittikten sonra görüyorsunuz yeşiller geliyor. Yeşiller de yine burada. Yeşil ışığı yakıyoruz arkadaşlar. İyice artık tiz notalara denk gelmiş oluyor. Tiz notalarda ise 5. oktavda ise kadın seslerinde soprano, yani en tiz kadın sesine denk geliyor. Erkeklerde ise işte kontur tenor falan diyorlar. Böyle çok yine kadın sesini taklit edercesine böyle ses veren notaları çıkartmış oluyorsunuz. Mesela şöyle. Bakın ince tınlama. La'dan öte ben zaten gidemem arkadaşlar. Buradan sonrası ise şeydir. Flüt notalar kadında ya da işte ne diyoruz ona? Islık notaları olmuş oluyor. Bazı vokaller ıslık notaları çıkarabiliyorlar. Eğer çıkarabiliyorsanız buradan sonrasında çıkarabilirsiniz. Bakın burada 6. oktav başlıyor. Bu
şu ses tam çıkmıyor benim gitarımda. Zaten 22. perde yarım kalmış. 22 perdeden fazla perde varsa, 24 perde falan varsa, elektro gitarınız varsa elinizde, işte 4 oktava kadar tamamlanır burası. O zaman hepsini çıkarabilirsiniz. İşte yine burada yine alternatiflerimiz var. Bakın yeşil notalar yine buradan da devam ediyor. Buradan da çalabilirsiniz, buradan da çalabilirsiniz. Gitar soloları buralardan genelde çalınabiliyor. Yani çok denk geliyor genelde. Gitar genelde insan sesinin en çok kullanıldığı oktavlardan böyle ayarlanmıştır arkadaşlar. 3. 4. ve 5. oktavlar. Gördüğünüz gibi şu turuncular, sarılar ve yeşiller yani. Bunun dışında piyanoda toplam 7 oktav var. Ve işte hepsi de insan sesinin çıkarabildiği ve kulağının duyabildiği notalar. Fakat işte ta en dip notalardan en tiz notalara kadar gidiyor. Hepsine ihtiyacımız olmadığı için gitar o kadar uzatmamış yani. Daha dar bir aralıkta bize oktav sunmuş oluyor. Bir daha şöyle toparlayacak olursak 2. oktav, 3. oktav, 4. oktav, 5. oktav ve 6. oktav. Gitarda toplam bu oktavlar var. Ve 2. oktav ve 6. oktavdan ise bütün notalar yok. Zaten burada sadece 2 nota var, burada da 5 nota var. Böylece gitarın sahip olduğu bütün notaları ve oktavları öğrenmiş olduk, görmüş olduk. Sahip olduğu karakterleri anlamış olduk bir şekilde. İnsan sesinde nerelere tekabül ettiğini de anlamış olduk arkadaşlar. Faydalı bir ders olmuştur umarım. Zaten bunlara hiç hakim olmayan, bilmeyen arkadaşlar var. Onlara zaten faydalı oluyor. Bilen arkadaşların da illaki bilmediği bazı noktalara değinmiş olduğumu düşünüyorum. Çünkü üzerinde çalışılmış şeyler. Bol şans diliyorum çalışmalarınızda size. Sonraki derslerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.